Herkese merhaba. Metabolizma, vücuttaki hücrelerin enerji üretmek için besinleri bir parçalama süreci. Bu süreç ne kadar hızlı olursa, vücut o kadar fazla kalori yakar. Bu hızlanma kilo verme, enerji hissetme ve genel sağlık için çok önemli. Metabolizma hızını artırmak, vücudun daha fazla enerji harcayarak yağ yakımını hızlandırmasına da yardımcı olabilir. Bugün metabolizmanızı hızlandırmanın çok basit ve etkili bir yöntemini bilimsel bir çerçevede ele alacağız. Metabolizmayı sağlıklı bir şekilde nasıl harekete geçirebilir? Yanıt aslında son derece basit. Su içmek. Fakat bu sadece bildiğimiz anlamda su içmek değil. Videomuz boyunca suyun metabolizma üzerindeki etkilerini, bu etkinin neden işe yaradığını ve hangi koşullarda en iyi sonuçlar verdiğini inceleyeceğiz. Son kısımda da bilimsel olarak metabolizmayı hızlandıran diğer yöntemlerden bahsedeceğim. Önce suyla başlayalım. Araştırmalar iki bardak su içmenin vücutta %30'a kadar bir metabolizma artışı sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Bu artış yaklaşık 1 saat boyunca sürüyor ve günlük birkaç defa tekrarlandığında ekstra 100 kalori yakmanızı sağlayabilir. Üstelik efedra gibi böyle riskli takviyelerin aksine suyun hiçbir yan etkisi yok. Tabi boca boca çok su içmedikçe. Boşman ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada sadece 2 bardak su içmek bile Vücutta termojenik bir etki yaratıyor, yani kalori yakımını artırıyor. Aynı bulgu Dubno ve ekibinin çocuklar üzerinde yaptığı bir başka çalışmada da doğrulanmış. İki bardak su içmek metabolizmayı çocuklarda 25 oranında hızlandırmış. Peki bu hızlandırmada suyun sıcaklığı fark yaratıyor mu? Araştırmalar özellikle Soğuk su içmenin metabolizma üzerindeki etkisini artırabileceğini gösteriyor. Boşman ve ekibinin bulgularına göre, soğuk su içildiğinde vücut bu suyu ısıtmak için ekstra enerji harcıyor ve bu da daha fazla kalori yakımına neden oluyor. Bu nedenle metabolizma hızlandırıcı etkisinden soğuk su içmek daha faydalı olabilir. Peki aç karnına tok karnına fark ediyor mu? Su içmenin zamanlaması da önemli bir faktör çünkü. Sabah aç karnına su içmek metabolizmayı daha fazla hızlandırıyor. Bir çalışmada sabah aç karnına iki bardak su içenlerin kalori yakımında belirgin bir artış yaşadığını gösteriyor. Bu yöntem özellikle sabah metabolizmasını hızlandırmak isteyenler için aslında ideal bir yöntem. Peki kilo vermeye etkisi var mı? 2013 yılında yapılan bir çalışmada ana öğünlerden önce su içen 50 genç kadın 8 hafta boyunca diyetlerinde başka bir değişiklik yapmadan 1.4 kilogram kaybettiler. Yani 1.5 kilo kaybettiler. Bir diğer kontrollü çalışmada ise öğünlerden önce su içenlerin içmeyenlere göre yaklaşık 2.3 yani 2.5 kilogram daha fazla kilo verdiği gözlemlendi. Bu etkileyici sonuçlar su içmenin kilo verme sürecine sağlıklı bir destek sunduğunu ortaya koyuyor. Peki su neden bu kadar etkili? Madde madde onları da görelim. Birincisi suyun termojenik etkisi. Soğuk su içildiğinde vücut suyun sıcaklığını vücut ısısına getirmek için enerji harcıyor. Bu enerji harcaması metabolizma hızını artırıyor. Bir bardak soğuk su kısa süreliğine de olsa metabolizmanın hızlandırmasına katkıda bulunabilir. İkincisi hücre ve organ fonksiyonlarının desteklenmesi. Su vücudun temel bileşenlerinden biridir ve tüm organların işlevi için gerekli. Hücre içi ve hücre dışı sıvılar dengede olduğunda hücrelerin metabolik faaliyetleri daha etkili bir şekilde gerçekleşir. Yani su alımı vücudun genel enerji harcaması da katkıda bulunur. Üçüncüsü sindirim ve emilim süreçlerindeki iyileştirilmesi. Su sindirim sistemi fonksiyonlarına destek olur. Yeterli miktarda su içildiğinde sindirim sistemi daha verimli halde çalışır. Bu da besinlerin daha iyi emilmesini ve metabolik süreçlerin etkinliğini artırır. Özellikle yemeklerden önce içilen su tokluk hissini artırarak gereksiz kalori alımını da azaltabilir. Dördüncüsü detoksifikasyon. Su böbrekler yoluyla toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Toksinlerin uzaklaştırılması ve metabolitlerin atılması hücrelerdeki metabolik yükü azaltarak metabolizmanın daha sağlıklı ve daha dengeli bir şekilde işlemesine katkıda bulunur. Metabolizmayı hızlandırmak için su dışında uygulayabileceğimiz daha detaylı başka yöntemler var mı bilimsel anlamda? Şimdi bu yöntemleri görelim. Birincisi protein tüketiminizi artırın. Protein açısından zengin yiyecekler örneğin et, balık, yumurta, baklagiller bunlar sindirim sırasında diğer makro besinlere kıyasla daha fazla enerji harcanmasını sağlar. Bu da termik etki olarak bilinir. Protein tüketildiğinde sindirim sistemi daha fazla çalışarak enerji harcar. Böylece günlük kalori yakımını artırmış olursunuz. Örneğin kahvaltınızda bir porsiyon haşlanmış yumurta veya yoğurt eklemek sindirimi hızlandırır ve termik etki sağlar. Özellikle öğünlerinize protein eklemek metabolizmanızın tüm gün boyunca daha etkin çalışmasına yardımcı olabilir. İkincisi yüksek yoğunluklu antrenmanlar. Bu hit antrenmanlar diyoruz. Bunlar metabolizma hızınızı kısa sürede yükseltebilir. Hiç kısa süreli ancak yüksek efor gerektiren egzersizler ve kısa dinlenme aralıklarından oluşur. Örneğin 20 saniye boyunca hızlı tempoda koşup ardından 10 saniye dinlenerek tekrar edilen bir dizi e, antrenmanlar türüne iyi bir örnek. Bu egzersizler sadece antrenman sırasında değil, antrenman sonrasında da vücudun kalori yakmaya devam etmesine yardımcı olur. Bu duruma artmış oksijen tüketim ya da after burn etkisi denilir. Haftada 2-3 ke, kez hit eklemek antrenmanlarınıza metabolizma hızınızı doğal yollarla destekler. Üçüncüsü kas kütlenizi ağırlık antrenmanlarıyla artırmak. Kas dokusu yağ dokusuna göre çok daha fazla enerji tüketir. Kas kütlesini artırmak için düzenli olarak ağırlıklı antrenmanlar yapabilirsiniz. Örneğin haftada birkaç kez Vücut ağırlığıyla veya direnç mantlarıyla bacak, kol, sırt gibi büyük kas gruplarını çalıştıran egzersizler uygulamak kas gelişimini destekler. Daha fazla kas kütlesine sahip olduğunuzda dinlenme anında bile daha fazla kalori yakarsınız. Bu da metabolizmanızın hızlanmasına katkıda bulunur. Bir başkası yeşil çay ve kahve tüketimine özen göstermek, yeşil çay içerdiği kateşinler ve kafein sayesinde metabolizmayı geçici olarak hızlandırabilir. Günde 2-3 fincan yeşil çay tüketimi yağ yakımını artırmada etkili olabilir. Aynı şekilde kahvede içerdiği kafein ile kalori yakımını teşvik eder. Ancak bu içeceklerin fazla tüketilmesinden kaçınmak lazım. Örneğin sabahları bir fincan kahve, öğleden sonra bir fincan yeşil çay gibi bu tarz bir metot uygulayabilirsiniz. Bir başkası da düzenli ve yeterli uyku alışkanlığı edinmek. Yetersiz veya düzensiz uyku metabolizmayı yavaşlatabilir. Vücut dinlendiğinde hormon seviyeleri değişir. Bu da iştahın artmasına ve kilo alımına neden olabilir. Geceleri 7-9 saat arası uyumak Metabolizma hızınızın sağlıklı seviyelerde kalmasını destekler. Ayrıca kaliteli bir uyku hem zihinsel hem de fiziksel olarak yenilenmenize olanak sağlar. Bunların hepsi bilimsel araştırmalar tarafından da desteklenen öneriler. Başlangıçta suyun etkisinden bahsetmiştik. Özetle su içmek ve diğer yöntemler hem sağlıklı hem de maniyetsiz bir metabolizma hızlandırma yöntemidir. Herkes için aynı etkiyi göstermese de bilimsel araştırmalar suyun metabolik hız üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini destekliyor. Kilo verme sürecinde bu basit ve risksiz yöntemi de denemek gerekir diye düşünüyorum. Bu tür bilimsel ve sağlıklı yaşam tüyoları ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin de su içerek kilo verme konusundaki deneyimlerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık zenginliktir efendim. Sağlıcakla kalın.